2'ye k noktası 3x eksi y artı 1 eşittir 0 doğrusunun x artı 3 y artı k doğrusuna göre simetri olan doğru üzerinde ise a noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? Yani bize 2 artı k kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci doğrunun eğimi nedir burada? Birinci doğrunun eğimi artı 3'tür. İkinci doğrunun eğimi nedir? İkinci doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 3'tür. Eğer bunların çarpımı eksi 1 oluyorsa bu doğrular birbirine nedir arkadaşlar? Dik olmak zorundadır. Evet bunların da eğimlerin çarpımı eksi 1 olduğu için doğrular birbirine neymiş arkadaşlar? Dik imiş. Evet doğrular birbirine dik olduğunu biliyoruz. Şimdi A, 2, K noktasının bu doğrusuna göre simetri olan doğru üzerinde ise yani şu şekilde düşünün. Bunun bu doğruya göre simetri yine kendisi olmaz mı? Evet kendi üzerinde olur arkadaşlar. O zaman x yerine 2, y yerine de k yazıyorum. Buradan k'yı bulalım. 2 kere 3 6 bir daha k'yı ne bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. 7 artı 2 de ne yapar? 9 yapar. Evet A noktasının x artı my eşittir 0 doğrusuna göre simetri olan noktanın orijine olan uzaklığı nedir demiş arkadaşlar. Koordinat eksenimizi çizelim. X'imizden eksi 4, y'mizden artı 2'yi alalım. Şimdi y eşittir x gibi düşünseydik arkadaşlar bunu. Yani m'i burada eksi 1 artı 1 gibi düşünsek y eşittir x doğrusuna göre bunun simetriğini alırsam. Bu şekildeki orijine olan uzaklığı nedir? 2, 4, 2 kök 5'tir. Değil mi? 2 kök 5'tir. Şimdi bunun bu şekilde simetriğini aldığım zaman simetriğini aldığımız zaman aynı şekilde bize şu ikiz kenar üçgen özelliğinden burayla buranın eşit olduğunu görebildiniz mi? Evet. Yine neymiş arkadaşlar? Orijine olan uzaklığı simetri de 2 kök 5 olur muymuş? A noktasının bu doğruya göre simetriyi analitik düzlemin birinci bölgesinde ise A kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar birinci bölge dediğine göre x'imiz ve y'miz ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. x yerine denklemde bir a yazalım. Buradan bir y'yi bulalım arkadaşlar. y'imiz ne olur buradan? a cinsinden bulalım. y'imiz ne geldi arkadaşlar? 3 eksi a geldi. Evet y yerine bu sefer 2 eksi a yazalım. Bu sefer x'i bulalım. x ne gelir arkadaşlar? a artı 1 geldi. a artı 1 geldi. Şimdi birinci bölgede ise arkadaşlar ikisi de ne olacaktı? Pozitif olacaktı. Yani pozitif ne demek? Sıfırdan büyük demek. O zaman arkadaşlar a artı 1 büyük sıfırdan. a'mız ne olacakmış? Eksi 1'den büyük. 3 eksi a büyük sıfırdan A'mızda ne olacak arkadaşlar? 3'ten küçük. O zaman ikisinin kesişimi 3 ile A'mız eksi 1 arasında 2 var, 1 var, 0 var. Kaç tane değer var? 3 tane tam sayı değeri alır diyoruz. Evet analitik düzlemde A noktasının Y eşittir MX doğrusuna göre simetri B noktası ise K'nın değeri hangisi olabilir dedik arkadaşlar. Şimdi koordinat sistemimizi çizelim. X'imiz kaçmış? 2. Y'imiz kaçmış? 9. 2'ye 9. Evet. A noktamız kaçmış? X'imiz 7. Y'imiz neymiş arkadaşlar? K. Şimdi Y eşittir MX doğrusuna göre simetri ise şimdi arkadaşlar şöyle yine Y eşittir X gibi bir doğru düşünün. Bunun buna göre simetri bu olduğu için Şimdi iki nokta arasındaki uzaklıktan arkadaşlar şu ikiz kenar üçgenimizi yine görmenizi istiyorum. İkiz kenar üçgenden kiyadan dolayı şuralar açı ortay diginmiş tabanı ikiye bölmüş. O zaman şu uzunluk ile arkadaşlar şu uzunlukla birbirine eşit olur mu? Olur. O zaman Pisagor yapalım arkadaşlar. Burası 7 burası K. 7'nin karesi artı K'nın karesi eşittir. 9'un karesi artı 2'nin karesi. 9'un karesi artı 2'nin karesi. Yani şu iki üçgende ikisinin de hipotenüsleri aynı olduğu için birbirine eşitleme yaptım. 49 artı k kare eşittir 9'un karesi 81. 2'nin karesi 4, 85. Çıkarttığımız zaman k kare eşittir 36'dan. K'mız ne gelir arkadaşlar? Artı eksi 6. Şıklarda olabilir demek zorunda zaten. Çünkü artı 6 da olabilir, eksi 6 da olabilir. M noktasının y eşittir x artı 8 doğrusuna göre simetri olan noktanın koordinatlarının toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Evet bir noktamız var bir doğrumuz var. Eğimi ne arkadaşlar? Artı eksi 1 değil mi? Eğimi 1 ise ne yapıyorduk? Götürüp sadece noktayı denklemde yerine yazıyorduk. X yerine eksi 2 yazarsam y'yi ne bulduk arkadaşlar? 6. Bu bunun simetri olmuş oluyordu. Şimdi y yerine 1 koyduğum zaman x'i yalnız bıraktığımız zaman 1 8. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 7. Yani buradan da x'imizin eksi 7 olduğunu bulduk. Bu noktanın koordinatlarının toplamı kaçtır diye sormuş. Koordinatları toplamı da eksi 1 yapar arkadaşlar. A noktasının y eşittir 2x 6 doğrusuna göre simetri olan noktanın koordinatlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bir nokta alalım. A noktamız kaçmış? Eksi 2 artı 5. Doğrumuzu da alalım. Y eşittir 2 x eksi 6. Bu noktanın bir doğruya göre simetri nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi denklemde eğime gidelim arkadaşlar. Eğimimiz ne burada? 2. Buna dik olan doğrunun eğimi. 2 çarpı m2 o da eşittir. Eksi 1'den m2 ne bulduk arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 bulduk. Noktayı biliyorum. Eğimi de biliyorum bir noktası ve bir eğimi bilinen doğru denklemini yapalım. Neydi formülümüz? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1'di. Y eksi Y1. Y1'imiz kaç arkadaşlar? 5 eşittir. Eğimi ne bulduk? Eksi 1 bölü 2 bulduk. Eksi 1 bölü 2 çarpı X eksi X1. Eksi eksi de yapar arkadaşlar burada. Artı 2 yaptı. İçler dışlar yaptığımız zaman 2y eksi 10 eşittir. Eksi x eksi 2'den hepsini bir tarafa atarsam x artı 2y eşittir ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Yani şu a -B doğrusunun denklemini de ben ne buldum? x artı 2y x artı 2y eşittir 8 bulduk. Şimdi arkadaşlar yok etme metodu yaparak bu kesiştiği noktayı bulabilir miyim? Bulabilirim. Denklemi yok etme metodu yapalım arkadaşlar. Y gördüğüm yere ne yazabilirim? 2x eksi 6 yazabilirim. X artı 2 çarpı Y gördüğüm yere 2x eksi 6 yazdım. Eşittir 8. Dağılma özelliği yaptığımız zaman 4x 1x daha 5x. 2 kere 6 eksi 12. Diğer tarafa atarsam artı 12 geçer. 8 daha ne yapar? 20. X'i ne bulduk arkadaşlar? Buradan 4 bulduk. Evet bunun kesiştiği noktanın x'i kaçmış arkadaşlar? 4 imiş. Yerine yazarak y'yi bulalım. x'e 4 yazarsam 2 kere 4 8. 8'den 6 çıkarsa ne kalır? 2 kalır. Y'sini de ne bulduk arkadaşlar? 2. Evet buradan B noktasının simetrisine gidebiliriz artık. Artış azalış yöntemiyle. 2 lira borcum vardı. Bir gün çalıştım cebimde 4 TL param oldu. 2 borcumu ödedim. 4 de cebimde para var. 6 lira kazanmışım. O zaman 4 liram var. Yine aynı işte bir gün daha çalışırsam 6 lira daha kazanırsam 4-6 daha ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. Artış azalıştan yapıyoruz. Y'ye bakıyoruz. 5 liramız vardı. 3 lirasını harcamışız bir günde. 2 liramız kalmış. Yine 3 lira daha harcarsak ne kalır? 1 lira borçlu oluruz. Yani ona eksi 1 gelir arkadaşlar. 7x 2x eksi 3c artı 4 eşittir 0 doğrusunun a eksi 1'e 2 noktasına göre simetri olan doğrunun eklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Evet birbirine paralel olacağı için arkadaşlar ikinci doğrumuz 2x eksi 3 y artı k eşittir ne olacak? 0 şeklinde olacak. Bir doğrunun bir noktaya göre ne yapıyoruz? Simetrisini alıyoruz arkadaşlar. A noktasını bize ne vermiş? Eksi 1'e 2 vermiş. Evet bu doğruyu sağlayacak bir tane kafadan nokta alalım. X'imize eksi 2 alsak, y'imize 0 alsak, eksi 4 artı 4 ne yapar arkadaşlar? 0 yapar. Kafadan 1.6 nokta aldık. Denklemi sağlayan. Eksi 2'ye 0 aldık. Evet artış azalış yapalım. Şimdi 2 lira borcum vardı. 1'e düşürdüm. Bir gün sonra ne olur arkadaşlar? 0'a düşürdüm borcumu. 0 lira vardı. 2 lira kazandım. 2 daha kazanırsam ne kadar kazanırım? 4 lira para kazanırım. Bu nokta denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. 2 kere 0 0. 3 kere 4 eksi 12. Eksi 12 artı k eşittir sıfırdan. K'yı ne bulduk arkadaşlar? Artı 12 bulduk. Götürüp tekrar burada yerine yazıyorum. 2x eksi 3y artı 12 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. A noktasının x artı y eksi 10 eşittir 0 doğrusuna göre yansıması B noktasıdır. B noktasının koordinatları nedir? Şimdi yine bakıyoruz arkadaşlar. Eğimine Artı eksi 1 değil mi? O zaman sadece noktayı denklemde yerine yazarak ne yapıyorduk? Simetrisini buluyorduk. X yerine 4 yazarsam Y'miz ne oldu arkadaşlar? Topladığım zaman eksi 6 diğer tarafa attığım zaman artı 6 oldu. Hemen simetrisini bulmuş olduk. Y'miz artı 6. Şimdi Y yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2 yazdığımız zaman, zaman de ne olur arkadaşlar? 12 olur. 12'ye 6 geldi. Müzik